Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona salgını nedeniyle vatandaşlara müjdeli haberler verdi. Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde %18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar %8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kirli zihniyetin koronavirüs salgını gibi hayati bir meseleyi de yalanlarına alet etmesini kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın dönemine ilişkin bazı müjdeleri de paylaştı. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Angela da Cruz'u kabul etti sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Lüksemburg Büyükelçisi Angela da Cruz'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi da Cruz'un beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Milletvekillerine sunum yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı, milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Çavuşoğlu, gerektiğinde oyun kurucu, gerektiğinde oyun bozan olduklarını belirtti. Gerektiğinde oyun kurucuyuz ama yeri geldiği zaman da ülkemizin menfaatlerine karşı oyun kuranların oyunlarını da bozuyoruz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği dinamizmle saha ile masayı uyum içinde kullanmayı öğrendik. Diplomasi bizim her zaman önceliğimizdir. Sorunları müzakereyle ve kazan kazan ilkesi çerçevesinde çözme arzumuz her zaman vardır. Ancak diplomasinin yetersiz kaldığı yerde sahada boy, mevcudiyet göstererek tekrar diplomasiyi ve barışçıl çözümü zorluyoruz. Bakan Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığını da söyledi. Siz de bizi eleştirebilirsiniz. Bizim de eksikliklerimiz var bu süreçte. Biz de öz eleştiri yapıyoruz. Ama bunlar var diye şimdi tüm Avrupa'yla
Avrupa Birliği ile Avrupa ülkeleriyle bağlarımızı koparmak gerçekçi mi? Gerçekçi değil. DAEŞ gitti, PKK geldi. Şimdi PKK Ezidilere zulmediyor. Bana da dedi ki Sayın Milletvekili ne olur operasyonlarınızı durdurun. Çünkü PKK bizim çocuklarımızı Sincar Dağı'na götürüyor. Siz uçaklarınızı gönderince kendileri saklanıyor, bizim çocuklarımızı öne atıyor, ölen bizim çocuklarımız dedi. Siz bir Ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? DAEŞ de teröristtir, alçak bir terör örgütüdür, PKK da alçak bir terör örgütüdür. İsrail'e, bir saniye efendim, İsrail'e büyükelçi atamadık. Atasaydık yayınlardık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ verdi toplantı salonunda düzenlenen poliste psikolojik sağlamlık seminerine katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ verdi toplantı salonunda düzenlenen poliste psikolojik sağlamlık seminerine katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, projenin temel amacı polisteki psikolojik sağlamlığın ve iyilik halinin artırılmasıdır ifadelerini kullandı. Uyuşturucuya bağlı ölümler adli tıp rakamlarında 2016'da 941'di. Yani bu yılı Allah nasip edecek 300'ün altında tamamlayacağız. Yani orada da önemli bir trend var. Terörle mücadeleyle ilgili, sahada yapılanlarla ilgili, büyük kahramanlık hikayeleriyle ilgili bir şey söylememin herhalde bir gereği yok. Tüm bilimlerimiz canhıraş bir çalışma ortaya koyuyor. Ve burada bu polislerimizin karşı karşıya kaldığı durumu düzeltmek için hakikaten ortaya çıkan çalışmaların sonucunu arkadaşlarımızla, onların da tecrübeleriyle beraber, aynı zamanda bilimsel desteklerle de beraber masaya yatırdık. Ve biraz önce tüm detaylarını verdi. Öğren, fark et ve yardım et anlayışıyla birlikte bu projenin hedef kitlesi olarak personelimizi, ailemizi ve çalışma ortamını aldık. Bakan Soylu, hedefleri olan ve toplum huzurunu, asayişini ve güvenini temin etmek için fedakarlık ortaya koyan bir teşkilat olduklarını belirtti. Nasıl arkadaşlarımızı sırt attıkları her adımda başımızda taşımak bizim için bir gurursa, onları sarıp sarmalamak, onların başarılarıyla övünmek ama disiplinsizleri de içimizde tutmamak bizim ayrıca bir sorumluluğumuzdur. Yani bu konunun da altını çizeyim. Polisliğe yapacağımız en büyük ihanet, bu teşkilata yakışmayan davranışlar içerisinde bulunanları idare etmektir. Bunu da açık söyleyeyim. Çünkü bizim teşkilatımızda sadece bugün yok, yarın da var. Eğer bu zincirler arası disiplin, ahlak, bağlılık, sadakat ilişkisini iyi kurmazsak, bizden sonraki göreve geleceklere iyi bir miras bırakmamış oluruz. Bu arada dün Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kabinemize de 2021-2030 Karayolları Trafik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı arz ettik. İnşallah önümüzdeki yakın günlerde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. O konuda büyük onurumuz var, ülkemizin onuru var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bakanlık ve bağlı kuruluşlar hakkında milletvekillerine sunum yaptı. Pozitif olmak üzere ortalama %2,8 büyümeyle kapatmışız. Ve bakın şunu da söyleyeceğim. Bu pandemiyle ilgili biz kimseden bir teşekkür beklemek için bu işleri yapmadık ama ne kadar doğru bir iş yapmışız ki dünya sarsılırken tarım orman sektörü ilk 3 çeyrekte 5,3 büyümüşüz. 5,3.
tüm sektörlerden daha hızlı, daha iyi bir büyümemiz var. 2018'i 2,1, 2019'u 3,7, 2020'nin 9. ayı itibariyle de 5,3. Bakan Pakdemirli, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün uygulanan doğru ve akılcı politikalarla 17 yılın 14'ünde büyüme gösterdiğini ve ortalama %2,8 büyüdüğünü belirtti. Dış ticaret fazlası vererek 2019'u da 479 milyon dolar fazlayla kapattı. Mazotta %50 desteğimiz var, biliyorsunuz. Kütlü pamukta 1.1 liraya çıktık, yağlık ayçiçekte 50 kuruşa çıktık, su ürünleri yetiştiriciliğinde de toplam 1.6 milyar lira destek. Tarımsal desteğimiz son 18 yılda 12 katlık rekor artışla reel 311 milyar lira hibe ulaşmıştır. Bakan Pakdemirli orman varlığı hakkında da bilgiler verdi. Lisanslı depo, genç çiftçi ve kırsal kalkınma ve uzman eller kapsamında 1.8 milyar lira verdik. İPART kapsamında da 13 milyar lira yatırım yaptık. 2,5 yılda da 3.3 milyar lira da prim desteği verdik. Yine son 2 yılda büyük başta %8, küçük başta %20 artış var. 18.6 milyona geldik. 2002'ye bakarsan 10 milyonluk bir Türkiye'den, 2002'ye bakarsan küçük baş 32 milyonluk bir Türkiye'den %50'şer 60'şer artışlar var. Süt üretiminde 2 senede %11 artış. Kırmızı et üretiminde... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, bütçe görüşmelerindeki konuşmasını Cumhurbaşkanı'nı temsilen iki şapkayla yaptı. Söz sırası Sayın Atilla Sertel'e ait. Buyurun Sayın Sertel. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Sertel konuşmasını Cumhurbaşkanı'nı temsilen iki şapkayla yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Partili Cumhurbaşkanı olarak iki şapkasının bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin başına ne geldiyse işte bu iki şapka yüzünden geldi. Bu AKP Genel Başkanı şapkası, etiketini de sökmedim, Londra yazıyor tepecilerin. Bu da Partili Cumhurbaşkanı şapkası. Şimdi Türkiye aslında bu sıkıntı içerisinde kavrulurken, bana dediler ki grup başkan vekillerimiz, iletişim başkanlığı ile ilgili çık konuşma yap dediler. İletişim başkanı Fahrettin Altun. Benden önce Bülent Tezcan söylediği için onun maaşına, beş maaşına yaptığı o hayırlara falan girmeyeceğim. Ama bir konuya girmek istiyorum. Bu arkadaş Türkiye'de küçük bir Recep Tayyip Erdoğan olmuş ve öyle davranıyor. İstediğine basın kartını veriyor. İstediğine vermiyor. İstediğini iptal ediyor. Örneğin benim çok sevdiğim Aksaray'da Ulurmak gazetesinde sahibi Cengiz Taran vardı. Rahmetli oldu kısa bir süre önce. Bu arkadaşımızın sürekli basın kartı vardı. İptal ettiler. Yine hayatını gazetecilikten başka hiçbir işte geçirmemiş olan Merdan Yanardağ gibi onur abidesi insanın iki yıldır kartını vermeyen bir yapı var. Bunlar küçük Recep Tayyip Erdoğan olmuşlar. Hepsi kendilerini bir yere koymuşlar. Bu pergoleci kaçak hazine arazisine pergole yaparken il başkanımız Kaftancıoğlu'nun emriyle bir arkadaş fotoğrafını çekti diye Sayın İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na 10,5 yıl hapis cezası istiyorlar. 10,5 yıl. Sen hazine arazisine kaçak yapacaksın. Evet. Kaçağı meşru kılacaksın ve devletin tepesindeki bir adam olarak bunu içine sindireceksin. Sonra onu resimleyene 10,5 yıl. Tarım kesimine bakın. Köylü ne ekerse eksin dert biçiyor. Ne ekerse eksin dert biçiyor. Çıkmış dün Tarım Bakanı nelerden bahsediyor? Sarayda var ya sarayda, saraydan bakınca hayat öyle güzel ki, hayat öyle güzel ki. Hele bir 5 maaş, 10 maaş ceplere koyarsan, bütün eski bakanları, eski milletvekillerini, kimini büyükelçi, kimini rektör, kimini yönetim kurulu üyesi, kimini bakan yardımcısı yaparsan, sevmiyorsunuz, gençleri sevmiyorsunuz. Emekliyi sevmiyorsunuz. PTT memurunu sevmiyorsunuz. İtfaiyecileri hiç sevmiyorsunuz. Onları meslek olarak dahi kabul etmiyorsunuz.
Sevgili seyirciler, İletişim Başkanlığı dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hat eserleri dijital sergisi açtı. İletişim Başkanlığı, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim araçlarını ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunmaya devam ediyor. Bir cuma günü Sirkeci Hidayet Camisi'nde okuduğu "Aldım hayali perçemin ey Mahdi deme" mısrasıyla başlayan Naat-ı Şerif ile Sultan II. Mahmud'u etkiler. Kazasker Mustafa İzzet Efendi kimdir? Sirkeci Hidayet Camisi'nde okuduğu "Aldım hayali perçemin ey Mahdi deme" mısrasıyla başlayan Başkanlık, hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle dijital sergilerin gerçekleştireceği yeni bir 360 kültür sanat projesini daha hayata geçirdi. Bu kapsamda Ayasofya Camii'ndeki 7,5 metre çapındaki devasa levhalardan Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu Kitabesi'ne, Kahire Kavalalı Türbesi'ndeki İnsan Suresi'nden Washington Anıtı'ndaki Mermer Osmanlı Kitabesi'ne kadar birçok mekanda izi bulunan ve eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açıldı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri ve hayat öyküsü 3 boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile 360 kültür sanat gösterimi kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Sergi 31 Aralık 2020 tarihine kadar 10 ila 16 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi COVID-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak. Ayasofya Camisi'ne girdiğinizde başınızı hangi yöne kaldırsanız Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile göz göze gelirsiniz. Asıldıkları günden beri Ayasofya nöbetini bırakmayan o büyük, heybetli levhalarla kubbenin tam ortasında sönmeyen bir ışık kaynağı gibi istiflenmiş Nur Suresi'nin 35. ayeti büyük hattattan kalan silinmez mühürlerdir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 7/24 görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, tedbirlere uyan bütün hemşehrilerine teşekkür etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlarla acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini gideren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 cenaze, Büyükşehir Deski, 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi birimleriyle hizmetlerine devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerin çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürü Niyazi Tülün'ün eşlik ettiği Başkan Zolan, Emek Caddesi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde mazgal değişimi ve temizliği yapan ekiplerle bir araya geldi. Bir süre çalışmaları inceleyen Başkan Zolan ekiplere kolaylıklar diledi. Başkan Zolan bölgede görev yapan taksi esnafıyla da bir araya geldi. İstek ve önerilerini dinledi. Başkan Zolan bu güzel şehir için taş üstüne taş koyulmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun. Tedbirlere uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizler sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnşallah alınan bu tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılının son toplantısını Başkan Zolan başkanlığında yaptı sevgili seyirciler. Büyükşehir Meclisi'nin 2020 yılında toplam 729 karara imza attığını ifade eden Başkan Zolan, "Güzel denizimizin yarını daha güzel olsun" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olan toplantısının son birleşimini yaptı. Toplantıda 52 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşma yaptı. Zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2021'in 2020'den daha güzel olmasını diledi. Baktığımız zaman 2020 yılında 9 toplantı yapmışız. Tabii pandemi sebebiyle Nisan, Mayıs, Haziran aylarında toplantı yapılamadı. Ve bu toplantılarda 20 birleşim gerçekleştirmişiz. Ve 691 karar almışız. Baktığımda şöyle sanırım bir %95 gibi hesaplamadım ama bir oran söz konusu. Bundan dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkan Zolan, meclisin Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu sıfatıyla yaptıkları 3 toplantıdaysa 7 birleşim gerçekleştirdiklerini anlattı. 2021 yılında sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde sevdiklerimizle beraber olmayı ve şehrimize hep birlikte hizmet etmeyi Allah'ım nasip etsin. Güzel denizimizin yarını daha da güzel olsun. Birlikte dertlere çare olmak nasip olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum dedi. 3 toplantı yaptık su kanal idaremizde. Bir de olağanüstü yapmışız. 7 birleşim gerçekleştirmişiz. Toplam 38 karar almışız. İnşallah 2021 yılında hep beraber sağlık, sıhhat, huzur içinde sevdiklerimizle beraber ve şehrimize birlikte hizmetmeyi Allah'ım nasip etsin. İnşallah güzel denizimizin yarını daha güzel olsun. Birlikte inşallah birçok dertlere çare olmak nasip olsun diyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dünya havacılık sahnesinde emin adımlarla yükselen İstanbul Havalimanı uluslararası alanda en önemli havacılık kuruluşlarından Skytrax'ın değerlendirmesine göre 5 yıldızlı havalimanı ödülüne layık görüldü. Benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle dünyada havacılık sahnesinde emin adımlarla yükselen İstanbul Havalimanı, uluslararası alanda en önemli havacılık kuruluşlarından Skytrax'ın değerlendirmesine göre 5 yıldızlı havalimanı ödülüne layık görüldü. İstanbul Havalimanı, COVID-19 salgınına karşı aldığı önlemler sayesinde 5 yıldızlı COVID-19 önlemli havalimanı ödülünde sahip olarak her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri oldu. Skytrax ödülleri öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu havalimanı pandemi sertifikasını alan, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın yayınladığı COVID-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü imzalayan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından verilen Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasını ise dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Araştırma Kuruluşu olan Skytrax, 1989 yılından bu yana havalimanı ve havayollarına kalite denetimi, yıldız derecelendirmesi ve kalite kıyaslama hizmetleri sağlıyor. Yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın prestijli 5 yıldızlı havalimanları arasına katılmasından büyük mutluluk duyulduğu dile getirildi. İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek standartların sağlanmış olduğunu gösteren hak edilmiş bir başarıdır. İstanbul Havalimanı, 3,5 yılda tamamlanan 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminaliyle dikkat çeken mühendislik başarısıdır denildi. Uşak ilinde dün meydana gelen iki farklı noktada doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı sevgili seyirciler. Sabah saatlerinde Uşak'ta bir doğal gaz patlaması daha meydana geldi ve patlamada İki vatandaş yaralandı. Uşak'ta dün meydana gelen iki farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Sabah saatlerinde ise Uşak'ta bir doğalgaz patlaması daha meydana geldi ve patlamada 2 kişi yaralandı. Olay Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokak'ta bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olayın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmaya başladı.
Öte yandan Uşak'ta yaşanan doğalgaz patlamalarının ardından bölgeyi incelemeye giden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Apartmanlardan tehlike nedeniyle boşalttıklarımız da oldu. O yüzden vatandaşlarımız konaklama ihtiyaçlarını gidersinler diye yurtlarımızı hazır ettik. Evlerinden güvenlik gerekçesiyle çıkardığımız vatandaşlarımız da yurtlarımızda misafir edeceğiz bu süreçte. Sebebini elbet soruşturacağız, bakacağız. Valilik olarak da, belediye olarak da sebeplerini tespit etmeye çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum. Yani şu an araştırmalar devam ediyor. Çok taze tabii. Gördüğümüz kadarıyla ilk izlenimlerimiz işte bina hane işlerinde gaz birikmesi olması sebebiyle patlatmanın gerçekleşmesi diye yönünde, fakat kesin bir şey söylemek için de muhakkak yetkililer tarafından gerçekleştirecek olan teknik incelemenin bitmesini beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan şu an can emniyetinin, can güvenliğinin sağlanmış olması ve temennimizde can kaybı olmadan yaralarımızın da acil bir şekilde şifa bularak bunun neticelenmesi ve tabii ki yeni bir hadisenin de yaşanmaması için de şirket yetkilileriyle birlikte alınması gereken tedbirleri de hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kartepe Teleferik Projesi güzergahını yerinde görmek için Kuzuyayla bölgesinde inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız ve çalışmalara başlarız dedi. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın Kartepe Teleferik Projesi güzergahını yerinde görmek için Kuzuyayla bölgesinde inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonrası açıklama yaptı. Başkan Büyükak'ın Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız ve çalışmalara başlarız dedi. Kartepe'nin uzun dönemdir özlemle beklediği teleferik projesini ihale aşamasına kadar getirdik. Arkadaşlarımız ihale hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Yaklaşık 5 kilometrelik bir hat inşallah sonlanma noktası burası. Burası şu anda bulunduğumuz yer, teleferin ayağının basacağı yer. Projesi tamamlandı. İhale hazırlıkları yapılıyor. Zannediyorum Ocak ayının sonu gibi ihaleye çıkarız ve çalışmalara başlarız. Başkan Büyükak'ın projenin tüm detaylarını bir kez daha gözden geçirdi. Teleferik çalışmaları bittiğinde bu bölgedeki sosyal donatılar ve müştemilat da hazırlanmış olacak dedi. Bu bölgede vatandaşlarımızın teleferikle geldiğinde konaklayabilecekleri, dinlenebilecekleri, gezi yapabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, kayak yapabilecekleri alanların da planlamasını bir taraftan park bahçeler ekiplerimiz yapıyor. İnşallah teleferik çalışması başladığında diğer çalışmaları da onunla eş güdümlü bir şekilde yürüteceğiz ve ikisi birlikte tamamlansın diye uğraşacağız. İnşallah teleferik bittiğinde bu bölgedeki diğer müştemilat da hazırlanmış olacak. Telesiyaj hatlarının ne tarafa doğru kurulacağını da arkadaşlarımız bir taraftan çalışıyorlar. Bu proje bittiğinde bölgenin turizmine muhteşem bir katkısı olacağı açık. İnşallah Kartepe gibi bir turizm bölgesine teleferikle birlikte çok daha güzel bir turistik potansiyel ilave edilmiş olacak. Aslında Kocaeli'nin tamamı açısından son derece kıymetli bir yatırım olacak bu. Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla yapmayı düşünüyoruz. İşletmeyle ilgili süreci de Kartepe Belediye'mizle birlikte yürütürüz diye şu anda planlıyoruz. Onun çalışmalarını bir taraftan yapıyoruz. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamansa, teleferik ve Kuzuyayla projesiyle birlikte şehrimize ve ilçemize gelen ziyaretçi sayısı çok daha artacak ve profesyonel bir hale gelecek. Bu bağlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu projeden dolayı bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum dedi. Çok teşekkür ediyorum kıymetli başkanımıza ben de. Tabii Kartepe'nin uzun zamandır hayal ettiği ve arzuladığı, gerçekten Kartepe'ye ve şehrimize çok büyük bir değer katacak olan projenin şu an
yapım aşamasının, başlangıç aşamasının herhalde arifesindeyiz. Çok özel bir proje olarak hayata geçecek. Zaten sürecin en başından beri kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişare ediyorduk. Sadece bunu duyurma noktasında biraz daha olgunlaşması gerekiyordu. Bunun başkanımız talimatını verdi ve şu an bu aşamaya geldik. Ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Proje gerçekten şehrimizin kimliğini çok daha değiştirecek. Kartepe'mizin zaten doğal güzelliklerini çok daha fazla ön plana çıkaracak bir proje olacak. Kartepe olarak biz hiç turist sıkıntısı yaşamıyoruz. Zaten teleferik projesiyle ve Kuzu Yayla projesiyle birlikte bu popülasyon çok daha artacak ve bu bağlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin taş döşeme çalışması gerçekleştirdiği Umurlu Mahallesi 1092 sokakta ikamet eden vatandaşlar Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Efeler Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda çalışma gerçekleştirdiği son adres Umurlu Mahallesi oldu. Umurlu Mahallesi 1092 sokaktaki taş döşeme çalışmalarını tamamlayan ekipler mahalledeki yolları güzelleştirmeye devam ediyor. Umurlu Mahallesi 1092 sokakta ikamet eden vatandaşlar yolun tamamlanmasıyla birlikte ardı ardına yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Başkan Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti, güzel dileklerini dile getirdi. 35 yıldır aynı mahallede ikamet ettiğini belirten Ersun Kavas, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu zamana kadar hiçbir hizmet alamamıştık. Zaman geldi, yağmur sularından evlerimize giremedik. Yaz mevsiminde tozdan penceremizi açamadık. Mahalle muhtarımız Soner Afşar'ın gayretiyle ve belediye başkanımız Mehmet Fatih Atay sayesinde yolumuz yapıldı. Başkanımıza, Fen İşleri Müdürümüze ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim. Hizmetlerinin devamını dilerim" ifadelerini kullandı. Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar. Mahallemizin 1092 sokağı uzun zamandan beri yazın tozdan, kışın çamurdan bayağı bir zorluğunu çekiyordu vatandaşlarımız. Bunu başkanımıza, Fatih Başkanımıza ilettik. Yollarımız oldu. Çok teşekkür ederim kendisine. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası partner unvanını almak için çalışmalarını tamamlayan Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne başvurusunu yaptı sevgili seyirciler. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında bugüne dek gerçekleştirdiği tüm etkinlik, organizasyon ve çalışmaları Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin değerlendirmesine sunan Konak Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü için başvurusunu tamamladı. Aynı zamanda yapılan çalışmalarla ilgili bir film hazırlayan Konak Belediyesi bu filmi Avrupa Konseyi'ne gönderdi. Konak Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda gerçekleşen başvurunun sonucu ise 2021'in Şubat ayında belli olacak. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin değerlendirmesinin ardından belirlenecek partner şehirleri ödülleri konseyin Fransa Strasbourg'daki binasında verilecek. Konak Belediyesi'nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası partner şehir unvanını almasıyla birlikte hem kentin hem de konaklıların önünde birçok kapı açılacak. Konağın ve Konak Belediyesi'nin üye ülkelerde daha tanınır olması ise yeni hibe programları, proje ortaklıkları, uluslararası üyelikler ve uluslararası kardeş şehir ilişkileri kurulmasına, dolayısıyla da yeni kamu yatırımları yapılmasına imkan sağlayacak. Ayrıca Avrupa Ödülü, Avrupa Şeref Plaketi, Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Diploması gibi başka ödül ve unvanların da önü açılacak.
Merkez Efendi Belediyesi pandemi döneminin ilk gününden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkez Efendi Belediyesi pandemi döneminin ilk gününden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Efendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaya yoğunluğunun olduğu ana ve ara cadde üzerinde bulunan iş yerlerini ilaçlıyor. İş yerlerinin ilaçlanmasında görev alan 6 ekip belirlenen program doğrultusunda dezenfekte ve hijyen çalışması yapıyor. Merkez Efendi Belediyesi periyodik olarak kamu kurumları, okul, aile sağlık merkezleri, cami, eczane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, bakkalla vatandaşların talebi üzerine vaka olan apartmanların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, pandemi tedbirleri noktasında gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Doğan, Merkez Efendi Belediyesi olarak salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin, esnafımızın sağlığı bizim için öncelikli. Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz, dedi. Gölbaşı Belediyesi salgın sürecinde de temizlik çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Gölbaşı'nda cadde cadde, sokak sokak temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler aynı zamanda ilaçlama çalışmalarını da yapıyor. Gölbaşı ve İncek genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca sokaklarda değil, insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, duraklarda, dükkan önlerinde ve parklarda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiklerini söyledi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, pandemi sürecinde mağdur olan esnafa destek olunması yönünde alınan kararların esnafı sevindirdiğini söyledi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından koronavirüs destekleri kapsamında esnafa yaptığı destekler için teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında koronavirüs destekli kapsamında esnafa bazı destek sağlaması için açıklama yapması esnafımızı son derece memnun etmiştir. Köksal açıklamasında belediyelerin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedelleri indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlanacağını da söyledi. Ama bazı aldığımız notlardan yapılan açıklamada KDV indirimi, kira ve hibe desteği, stopaj avantajı, turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paketin memnuniyetle karşılanmıştır. Köksal açıklamasının sonunda esnafa zor süreçte destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlara, emeği geçenlere teşekkür etti. Tabii kırtasiye satan iş yerlerimiz, tabii okullar kapalı olduğu için defter, kalem, kırtasiye satamadı ki çoluğunun çocuğunu rızkını temin etsin. Bunlar çok acil olarak bu haberi bizden, Cumhurbaşkanımızdan bekliyordu. Ve Cumhurbaşkanımız da bu bilgileri kendileri verdi. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı Ahmet Kabadayı, gazeteci Uğur Dündar'ın köşe yazısında kendisiyle ilgili iddialarına yönelik açıklama yaptı. Başkan Kabadayı, gazeteci Dündar'ı sert sözlerle eleştirdi. Gazeteci Uğur Dündar Sözcü'de 11 Aralık 2020 tarihinde köşe yazısını paylaştı. Dündar, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın başlarına bu da geldi başlıklı yazısında Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı Ahmet Kabadayı ile ilgili de iddialarına yer verdi. Bu iddialara Başkan Kabadayı'dan yanıt geldi. Kabadayı, Uğur Dündar'ı sert sözlerle eleştirdi. Bugün Ankara Federasyon Genel Merkezimizde bugün bir basın toplantısı yapma mecburiyeti hissettik. Bu mecburiyet 11 Aralık Cuma günü 2020 günü gazeteci yazar Uğur Dündar'ın Sözcü gazetesindeki köşesinde Milli Birlik Federasyonu'nun ismini zikretmesiyle başlayan süreçte bizim bu sürece bir cevap hakkımız doğmuştur. Bu cevap hakkımızı da bugün Ankara'dan veriyoruz. Sayın Uğur Dündar'a 14 Ekim 2015 tarihinde Samsun Valiliğince kurulan federasyonumuzun 55 028 073 nolu
kütük numarasını hatırlatmak isterim. Sivil toplum kuruluşları anayasadan aldıkları yetkiyle İçişleri Bakanlığı'nca kurulurlar. Valilikler kanalıyla kurulurlar. Sayın Dündar, bunu köşesinde taşımadan önce keşke İçişleri Bakanlığı'nın resmi yetkililerine bir başvuru yaparak, bir telefon açarak konu hakkında bilgi alsaydı. Başkan Kabadayı Dündar'a sorularını da iletti. Sayın Uğur Dündar, tarafsız bir gazeteci olma hürriyetine bürünmeniz temennimdir dedi. Sayın Dündar'a sormak istiyorum. Sayın Uğur Dündar, gazetecilik anlayışınızda 15 Temmuz gecesi milletin istikbali için, devletin istiklali için kahramanca kendisini feda eden Ömer Halis Demir şehidinizin babasını ziyaret ettiniz mi? İzmir meydanında bizim çocuklarımız özgür kalsın diye kendi çocuklarını yetim bırakan Fethi Sekin'in babasını ziyaret ettiniz mi? Uğur Dündar, siz Bingöl meydanında canlı bombayı fark edip daha fazla insan ölmesin diye kendini feda eden Hatice Belgin şehidimizin hiç eşini aradınız mı? Çocuklarını aradınız mı? Uğur Dündar, bugüne kadar hiçbir şehit cenazesine gittiniz mi? Uğur Dündar, size fazla soru sormak isterdim ama şimdilik sadece kısa sorularla yetinmek istiyorum. Uğur Dündar, yaptığınız programda sözde sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı'nı ufak bir eleştirdiklerini bahsetmişsiniz yazınızda. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na tehdit etmek ne zamandan beri eleştiri oldu? Demokrasi adına sadece size hak doğduğu için bu açıklamayı yaptım. Daha fazla açıklama yapmayacağım. İstediğiniz platformda, istediğiniz moderatörün yönetiminde, istediğiniz kanalda, buna Halk TV'de dahil, istediğiniz kanalda sizinle bu ülkenin meselelerini tartışmaya hazırım. Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde kitap severlerin okumak istedikleri kitapları evlerine kadar ulaştırmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında evde kalarak mücadeleye destek veren 65 yaş üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin kitap taleplerini Mart ayından bu yana karşılamaya devam ediyor. Hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da kitap kafe üyelerine kitap servisi yapıldı. Halen 2500'e yakın üyesi olan kitap kafede 4000'i aşkın kitap bulunuyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kitap severlere 2000'den fazla yazarın 4000'i aşkın eserinin yer aldığı kitap kafemizde bulunan kitaplarımızı okumalarına olanak sağlamaya devam edeceğiz dedi. Pamukkale Belediyesi'nin kitap servisi uygulamasından faydalanan kitap severler ise istedikleri her kitabı evlerine kadar getirilmesinden dolayı oldukça memnun. İsmim Ayşe İkizce. Gökpınar Mahallesi'nde oturuyorum. Tekkaya'ya çok yakın. Bu uygulama benim çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun Hasan Ali Bey de yardımcı oluyor. İstediğim kitaplara dolaşabiliyorum. İstediğim kitapları söylediğimde bana getirebiliyorlar. Ben çok çok memnunum. Artı 24 yaşında bir kızım var. 17 yaşında bir oğlum var. Onlarla da okuyoruz kitapları. Ben çok memnunum. Hani belediyemize de çok 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 teşekkür ederim bu konuda. Bize yani sonsuz bir kaynak, sonsuz bir okyanus veriyorlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Belediyemizin bu hizmetinden dolayı çok çok da memnunuz. Çocuğumuzu, oğlumuzu sevindirdiler. Allah razı olsun onlardan. Çok sağ olsunlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sen sevdin mi oğlum kitabını? Sevdim. Teşekkür et amcalar, abilere. İkisini de amca verdi. Amca mı verdi? Teşekkür et hadi bakalım bir daha. Teşekkür et babam. Teşekkür ederim. Öte yandan kitap kafe üyesi vatandaşlar 0534 552 0673 nolu telefona ulaşarak kitap talebinde bulunabiliyor. Şunlar senin. Hoş bulduk. Bunları da size teslim edeyim. Yine sizinle haberleşiriz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'e teşekkür ziyaretleri devam ediyor sevgili seyirciler. Sivas ve bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Sivas Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'e teşekkür ziyaretinde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin de amacımız Sivas'ımızın ortak akılla yönetildiği ve birleştiği bir noktada buluşmak dedi. Amacımız buradaki ziyaret sebeplerinden bir tanesi de Sivas'ımızın ortak akılla beraber birleştiği bir noktada buluşmak. Çünkü hepimiz bir Sivaslıyız.
Hepimiz bir Sivas'ımıza emek veriyoruz. Burada da son günlerde Sanayi Tiyatrosu Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş olduğu, biraz da organize sanayiyle ilgili, tarımla ilgili Sivas'ın altyapısı ve sanayi hakkındaki görüşlerinde konuştuğu için biz çok büyük gurur duyduk. Sivas Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekendi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek amaçlarının her zaman Sivas'ın gelişimi olduğunu söyledi. Ziraat Odası Başkanım, Yönetim Kurulu Başkanım, Meclis Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Genel Sekreterimiz bugün şeref verdiler, odamızı ziyarete geldiler. Kendilerine öncelikle bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim. Almış vaziyetteyiz ve davamız tek, yolumuz tek, hepimizin tek derdi Sivas. Bu anlamda buluşuyoruz zaten ve kendileri de yine... Karesi Belediyesi aşere ve çam kese böceği ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor sevgili seyirciler. Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Karesi'nin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, rogar ve telekom kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarla biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi kaynaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca çam kese böceği ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Pandemi sürecinde koronavirüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal yardımlara da ara vermeden devam ediyor. Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Koronavirüsle mücadeleyi yoğun şekilde sürdüren Esenyurt Belediyesi, gıda kolisi, sıcak yemek, bezi ve maması, alışveriş kartı gibi birçok kalemden oluşan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Pandemi nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara da sıcak yemek götürülüyor. Kasım ayı boyunca 65 yaş üstü 200 aileye 5750 porsiyon sıcak yemek dağıtıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları ana bilim dalı Nason teknoloji ürünlerinden olan optik koherans tomografi anjiyografi cihazı alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na kazandırılan son teknolojik cihazlarla çoğu retina rahatsızlığı tanı ve takipler yapılacak olup hastaların başka merkezlere gitmesine de artık gerek kalmayacak. Özellikle de şeker hastalarda ve son yıllarda. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haydar Erdoğan cihaz hakkında bilgiler verdi. Cihazımız fundus floresyen anjiyografi dediğimiz, yani göz dibinin ilaç vererek damar yapısını bize gösteren bir cihaz. Geniş açılı dediğimiz bir cihazdır. Yani göz dibinin bize geniş bir şekilde göstermemizi sağlıyor. Cihazın hizmete başlaması için açılışı yapan Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız da cihazı yakından inceleyerek göz hastalıkları bölümü çalışanlarından cihaz hakkında bilgiler aldı. Sevgili seyirciler, kış aylarının başlamasıyla birlikte sağlık açısından önemli faydaları bulunan balığa olan rağbet de arttı. Havaların soğuması balık fiyatlarını da düşürünce hem esnafın hem de vatandaşın yüzü güldü. Kış aylarının başlamasıyla birlikte sağlık açısından önemli faydaları bulunan balığa olan rağbet arttı. Havaların soğuması balık fiyatlarını da düşürünce hem esnafın hem de vatandaşın yüzü güldü. Av mevsiminin açılmasıyla tezgahlardaki yerini alan balıklar pandemi döneminde de büyük revaş görüyor. D
Denizin lezzeti olan hamsi, palamut, istavrit bunların hepsi artık tezgahlardaki yerini almaya başladı. Biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde en çok istenen balık türü hangisi? Haberimizin detaylarıyla birlikte beraber izleyelim. Balıkçı esnaflarından 30 yaşındaki Burak Soytaş, denizden çıkan balığın bolluğu ile birlikte pandemi döneminde de balığa talebin arttığını söyledi. Pandemi döneminde balığa Sivas halkı sağ olsun çok ciddi bir talep gösteriyor, rağbet gösteriyor. Bunun sebebi biliyorsunuz balıkta omega 3 yağ asidi var. Balıkta, semizotunda ve cevizde omega 3 yağ asidi var. Bundan dolayı sağ olsun doktorlarımız da çok ciddi balık yemeyi tavsiye ediyorlar. Haftada 3 kez balık yemeyi tavsiye eden doktorlarımız var. Denizlerimizde de balıklarımız çok şükür bol geliyor. Bol olduğu için fiyatlar da makul seviyelerde. Bundan dolayı Sivas halkı da sağ olsun balığa çok ciddi rağbet göstermekte. Peki balıkları pandemi döneminde gerçekten yoğun bir talep sergiledi. Evet. Bu talebin üzerine bir fiyatlarda artış ya da düşüş mevcut. Şimdi şöyle balığa fiyat talep arttı diye biz fiyatı artırmıyoruz. Bu iyi de yanlış da bir şey. İyi bir şey değil bu. Lakin balık çok çıktığı için bundan dolayı fiyat zaten düşük geliyor. Evet. Çok olan malın her zaman fiyatı düşüktür. Bundan dolayı da biz de düşük fiyatlardan satıyoruz. Fiyatları artırmıyoruz. Dolayısıyla da halk memnun fiyatlardan. Talep artışı da istediğimiz seviyede. Müzik ruhun gıdasıdır diyerek beden sağlığı yanında yeteneklerini de ortaya çıkaran sağlıkçılarımız bugünlerinde geçeceğine olan inançlarını Geçer Bugünler Türkiye'm sloganıyla hazırladıkları videoyla anlattı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan sağlık çalışanı ve sanatçılar birlikte kısa bir video hazırladı. Sağlık çalışanları ile sanatçılar video çalışması ile sesleri, nefesleri ve duygularını ölümsüzleştirdi. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu ise yine en iyi bilenler bizim sağlık çalışanlarımızdır. Her kademede bu hizmeti ifa eden bu şerefli dostlarımıza, bu güzel insanlara... Kısa videoda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünden öğretim görevlisi Serap Duran'la Hayati İnanç, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarının yanı sıra Azerbaycan orkestra şeflerinden Turan Manafzade ve sağlık çalışanları yer aldı. Andolsun bütün dünyaya örnek olacak biçimde yüz aklıyla bu şerefli hizmeti de başardılar, başarmaktalar. Çalışmayla hem COVID-19 hastalığına dikkat çekmek hem de hastalara ve sağlık çalışanlarına moral verme amaçlandı. Denizli'de foseptik çukurundaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan çıkan gazdan zehirlenen işçi ve onu kurtarmaya çalışan iki arkadaşı zehirlenerek hayatını kaybetti. Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçilerden biri foseptikte bulunan kalıpları sökmek için içerisine girdi. Burada bulunan yağmur suyunun tahliyesini yapmak için benzinle çalışan su pompasını çalıştıran işçi egzozdan çıkan gazdan zehirlendi. Uzun süre arkadaşlarından yardım alamayan işçiler foseptiğe baktıkları sırada arkadaşlarını hareketsiz halde gördü. Arkadaşını kurtarmak isteyen işçiler 6 metre derinliğindeki foseptiğe girdi. Çukura dolan gaz diğer işçileri de zehirledi. Durumu fark eden inşaat işçileri ise bir yandan ihbarda bulunurken diğer yandan arkadaşlarını kurtarmak için çabaladı. İnşaat sahibi ve şantiye şefi ise olay sonrası gözaltına alındı. Sekiz işçiden Emrullah Albayrak, Aykut Kaya ve Şevket Çetin olay yerinde hayatını kaybederken 5 işçi ise yaralı olarak çevre hastanelere sevk edildi. Arkadaşlarının cansız bedenlerinin çıkarılışını gören işçilerin birçoğu gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Sevgili seyirciler, Sivas-Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkiinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Takla atan araçta kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaza saat 15 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 58 Trabzon-Urfa 075 plakalı ticari araç yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. Kaza sonrası takla atan araçta can kaybının ve yaralanmanın olmaması ise sevindirdi.